Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar diliyorum. Biz faktöriyel kavramına gelmiştik. Şimdi faktöriyelin matematiksel işlemini zaten biliyorsunuzdur. Nasıl hesaplama yapıldığını biliyorsunuzdur. Yani faktöriyeller arası işlemler işte çarpması nasıl yapılır, toplaması nasıl yapılır onları zaten biliyorsunuzdur. O TYT kısmında zannederim bu işler halledilmiştir ama biz burada e, somutsal anlamı, somutsal kavramından bahsedeceğiz. Şimdi faktöriyel aslında sıralama yapmak demek. Burada iki tane temel soru çıkıyor. Bir, kimleri sıralıyoruz? İki, nasıl sıralıyoruz? Bir kere burada birinci sorunun cevabı kimleri sıralıyoruz? Bunun cevabı birbirinden farklı elemanları sıralayacağız. Eğer özdeş ya da aynı elemanları sırala sıralama yapacaksak bu tekrarlı permütasyonu zaten başlık altında göreceğiz arkadaşlar. Demek ki faktöriyel birbirlerinden farklı yani birbirinin eşi olmayan elemanları sıralar. Peki nasıl sıralar? Bunları yan yana sıralar. Arka arkaya sıralar. Çaprazlama sıralar. Biraz önde, biraz arkada, işte biraz sağda, biraz solda gibi sıralamalar yapar. Hepsi faktöriyelle hesaplanabilir. Hatta şunu söyleyeyim. E, referans noktası verilmiş kapalı eğriler üzerinde de sıralama yaparken faktöriyel kullanacağız. Yani geçen sene 2019 MSÖ sınavı bir masa verilmişti. Masanın köşelerinde renkler vardı. Sarı, işte mavi, beyaz, kırmızı gibi. Ve 3 tane tetris parçası masa üzerindeki 9 tane e, karesel bölge yerleştirilecekti. Eğer oradaki köşelerdeki e, renkler yani sarı, kırmızı, mavi, beyaz verilmeseydi referans noktası olmazdı ve hesaplama faktör yerle yapılmazdı arkadaşlar. E, Tabi bu soruların incelenmesi biraz da uzmanlık işi. Geçen seneki e, AYT sınav sorusunu muhakkak görmüşsünüzdür. İşte e, 6 kişilik bir grup e, bir masaya oturacaktı. Masada 2 kişi birbirine küs olduğu için yan yana ve karşılıklı oturmak istemiyorlardı. Burada da masa resmine dikkat ederseniz o masanın ortasında bir desen çizilmişti. Desenin birazı... Beyaz bir tarafı ise kırmızı, pardon siyah idi. Bu da bizim için referans noktasıdır. Yani referans olması için bir e, maskot ya da bir nesne kullanmak değil, bir e, herhangi bir şekilde kullanılabilir. Ki burada eğer masa dümdüz verilseydi doğru cevap zaten şıklarda yoktu arkadaşlar. Dediğim gibi bunu analizini yapmak biraz uzmanlık isteyen bir şeyler. Yani biz e, zaten bu konu biraz soyut. Bu soyut konuyu ee, anlayabilmemiz için yani yapabilmemiz için önce terimsel kavramların ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Ee, yani bir işlem yaparken işte bu işte 3 çarpı 2 faktöriyel falan derken burada 3 neyi temsil ediyor? 2 faktöriyel neyi temsil ediyor? Bunu kesinlikle kafamıza iyice canlandırmamız lazım ki eğer somutlaştırırsanız daha kolay yorum yaparsınız. Şimdi ben hemen örnekler vereyim. Dedik ki faktöriyel kavramı sıralama. Şimdi en tane eleman alacağım. En eşittir 1 için. Yani bir eleman aldım. A elemana daha olsun. Bunu diyelim ki yan yana sıralayacağız. Sadece A'nın kendi sıralanacağı için bir tane sıralama yapılır. En eşittir 2 için bu sefer iki tane eleman alalım. A, B. Bunların yan yana sıralanışı A önde B arkada ya da B önde A arkada olabilir. Yani totalde 2. En eşittir 3 için bu sefer A, B, C alalım. Bunları yine yan yana yapalım. A, B, C. ACB BAC BCA CAB CBA şeklinde gördüğünüz gibi 6. Yani eleman sayısının faktöriyeli kadar sıralama yapılıyor. Tabi bu sıralama ben yan yana yaptım. Dileyen biraz önde biraz arkada yapabilir. En eşittir 3 için bunu göstermek istiyorum. En eşittir 3 için A, B, C elemanları olsun. Şimdi bir tanesi önde A önde diyelim. B ve C arkada olsun. Bu birinci sıralama. A önde, C solda, B sağda. Ya da B önde, A solda, C sağda. Ya da B önde, C solda, A da sağda. Dördüncü sıralama bitti. Geldik. C önde olduğu durumlara A ve B, C, B ve A. Gördüğünüz gibi toplamda 6 tane sıralama yapıldı. Yani yine 3 faktöriye kadar sıralama yapılar. Dediğim gibi hani referans noktası verilmiş kapalı eğriler olsa da bu eğriler üzerinde sıralanış yine faktöriyel ile hesaplanıyor. Faktöriyelin kavramı bu. Yani sıralama yapıyor. Görevi bu. Peki kombinasyon ne demek? Şimdi ben bu başlık başlık tanıtıyorum arkadaşlar. Birazdan permütasyona geçeceğiz. Başlık başlık tanıtmamın sebebi e, öncelikle temelde bir altyapı oluşturmak. Ondan sonra zaten kombinasyonu başlık altında göreceğiz. Ayrı bir başlık altında göreceğiz. Kombinasyon Seçme demek. Peki burada seçim kimler arasından yapılıyor? Şimdi bir kere kombinasyon birbirinden farklı. N tane eleman içinden R tanesinin seçilmesidir. Yani dilediğin kadar seçiyorsun. Tabi yani bu takım kurma. E, takım kurmadan kastım şu mesela 12 kişi var. Biz 5 kişilik bir takım kuracağız. 12 kişi arasından 5 kişi seçeceğiz. İşte bu kombinasyondur. Takım kurarken sadece seçim yaparsın. Takım alacağın kişileri seçersin. Onları dizmezsin yani sıralamazsın. Sadece kombinasyonun görevi seçmektir. Tabii ki seçim yaptığın zaman da aslında verilen bir ana kümeden 3-5 tane alıp bir alt küme meydana getirmektir. Diğer adıyla alt küme oluşturma anlamına geliyor. Zaten kümelerde alt küme hesaplamalarda kombinasyon kullanılıyor gibi. Ee, dediğim gibi hani bir takım kurarken ya da işte 8 kişi var bunlardan 3'ü İstanbul'a gidecek geri kalan Ankara'ya gidecek gibi sorularda kombinasyon kullanmak zorundayız. Neden? Çünkü İstanbul'a kimin gideceğini seçmek zorundasınız. Ee, onlar İstanbul'a gidecek demek ki geri kalanlar da Ankara'ya gidecek onun gibi. Kombinasyonun geri sadece seçer ve şöyle bir formülü vardır. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Eğer seçtiğim bir elemana bir daha seçersem ki böyle durumlar var. Onu da söyleyeyim. Yani e, aynı elemandan bir, birden fazla seçme hakkım doğ, doğduğu yerler var. Öyle sorular göreceğiz. Ona tekrarlı kombinasyon diyoruz arkadaşım. Buna nasıl bir örnek vereyim? Mesela lokantaya gittik. Lokantada işte garson geldi. Dört kişiyiz. dört tane içecek siparişi verdik. E, yani kola seçtik. Arkadaşım da kola seçebilir Öbür arkadaşım da kola seçebilir. Ben de kola seçebilirim. Yani dördümüzün de kola seçme özgürlüğü var. Dördümüz de kola içebiliriz. Yani burada seçici, e, seçilen içecekten birden fazla seçebiliyoruz. E, ya da işte ikimiz kola seçti, birimiz ayran seçti, birimiz su seçti gibi. Burada da dediğim gibi e, seçim yaptığım elemandan tekrar seçim yapabiliyorsam buna da tekrarlı kombinasyon diyor. Herhalde bu lafı ilk defa duyuyorsunuzdur. Tekrarlı kombinasyon nedir? Bunu S and R ile gösteriliyor. Onu da ileride anlatacağız. Yani özdeş nesnelerin farklı yerlere dağıtılmasıdır aslında bu. Ama dediğim gibi onu ileride anlatacağız. Bir C and R var arkadaşım. N'in R'li kombinasyonu. Burada N birbirinden farklı eleman ve biz bunun içinden R tanesini seçiyoruz. Burada seçtiğim elemanı tekrar seçmiyorum demektir bu. N'in N, N R'li kombinasyonu böyle de gösterilir. O da N faktör yer bölü n eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyeldir. Şimdi örnek vereyim mesela diyelim ki on'un üçlü kombinasyonu dediğimiz zaman 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel 3 faktöriyel. Bunu biz böyle uzun uzun yazmıyoruz. Kombinasyon hesaplarken, ki biliyorsunuzdur sanırım 10'dan geriye doğru 3 tane sayı yazıyoruz. Tabi tam sayılar. Sonra 3 faktöriyel 3 faktöriye bölüyoruz. Yani üçlü kombinasyon olduğu için o aldığımız seçtiğimiz elemanı faktöriyeline bölüyoruz. Ee, onun üçlüsü böyle hesaplanıyor. Başka bir örnek vereyim mesela. 7'nin dörtlü kombinasyonu dediğimiz zaman 7'den 4 tane geriye doğru açıyorsa arkadaşım. Sonra da seçtiğimiz 4 tane elemanın faktöriyeli kadar bölüyoruz. Bu Cn'dir arkadaşım. Bir de SnR var. SnR n tane elemandan r tanesini tekrarlı seçmek. Yani seçtiğim elemandan birkaç tane daha seçebilirim. İstediğim kadar seçme hakkım var. r tane seçme hakkım var. Bu da n artır r eksi 1'in r'lisi ama dediğim gibi bu sadece şu anda bilgi olarak kalsın. Bununla bu arasındaki farkı tekrar söylüyorum. Burada seçtiğim elemanı bir daha seçmiyorum. Ama burada seçtiğim elemanı tekrar ve tekrar seçiyorum. Bu da tekrarlı kombinasyon oluyor. Bakın permütasyon demiyorum. Kombinasyon diyorum. Tekrarlı kombinasyon. Bu özdeş nesnelerin farklı yerlere dağıtılması durumlarında da kullandığımız bir kural. Tabii kombinasyonu kendi başlığı altında yani inceleyeceğimiz için arkadaşlar ee, bunu diğer özelliklerini o kısımda vereceğim. Şimdi öncelikle seçim nasıl yapılıyor ondan bahsedelim. C&R'den bahsediyorum. C&R'yi ileride anlatacağım. C&R şu. Diyelim ki elimizde A, B, C, D, E kişileri var. Ali, Burak, Can, Deniz, Emir olsun. Bu 5 kişiden biz iki kişi seçeceğiz ve bunları ödüllendireceğiz ya da bir seyahate göndereceğiz diyelim. Şimdi ikili kombinasyon yapacağız. İkili kombinasyon. Şöyle kısaltarak yazarsam anlarsınız. İkili kombinasyon nasıl yapılır? İki eleman seçeceğiz. Şimdi A ile yapabileceğim ikili seçimler AB olabilir, AC olabilir, AD olabilir, A, E olabilir. Evet A ile yapabileceğim tüm seçimler gitti. B ile yapabileceğim seçimlerden zaten biri yazıldı. B, A yazıldığına göre BC olabilir. BD olabilir. Bir de BE olabilir. B ile yapabileceğim tüm seçimler de bitti. C ile yapabileceğim seçimler CD olabilir. C, e olabilir. Zaten C, A yapılmıştı. CB de yapılmıştı. Bir de D ile yapılacak seçimler DE kaldı arkadaşım. Gördüğünüz gibi 10 tane seçim yapma hakkınız var. Yani 5 kişiden arkadaşım 2 tanesini seçmek demek. 5'in ikili kombinasyonu 5'ten 2 tane geriye doğru açıp böyle 2 faktöriyel dedik. Yani bu da bize 10'u verecektir. Kombinasyon arkadaşlar homojen. Bu seçimlerde homojen bir dağılım var. Yani olabilecek tüm durumları ee, yazar ve her elemanda eşit sayıda bulunuyor görüyorsunuz. Kim, yani kombinasyon kimseye torpil yapmaz. A5 kere ya da A4 kere seçilmişse burada 4 durum varsa B için de 4 durum vardır. Bakın B1, 2, 3, 4 durum var. C'nin de 4 durum vardır. Bakın 1, 2, 3, 4. E'nin de öyle 1, 2, 3, 4. D'nin de öyle 1, 2, 3 ve 4. Yani dediğim gibi kombinasyon kimseye torpil yapmaz. Homojen bir dağıtım yapar. Onu da söyleyelim olabilecek tüm ikili grupları size sayar ve verir. Sanırım kombinasyonun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Yani daha doğrusu anladınız diye düşünüyorum. Kombinasyon sadece seçer. Yani Ali ile Burak seçilmesi ile Burak'la Ali seçilmesi aynı seçimdir. Ya da takım kuruyorsak aynı takımı kurmuş oluyoruz. Ali Burak takımı ya da Burak Ali takımı diye farklı takım değil. İkisi bir arada aynı takım oluşturuyor. Yine Ali Can, Ali Deniz yani Ali Emir yine aynı takımı oluşturuyor. Yani Emir Ali seçmekle Ali Emir seçmek arasında bir fark yoktur. Onu da söyleyelim. Evet bu da geçtik. Şimdi geldik permütasyon kısmına. Şimdi permütasyon ne demek? Permütasyon içinde gizli kombinasyon ve faktöriyel barındıran bir şey. Permütasyon diğer adıyla permüte etmek. Seçip seçtiklerimizi bir de dizmek. Yani sıraya koymak demektir. Peki neyi seçiyoruz? nasıl elemanlar seçiyoruz? Bir, birbirinden farklı elemanlar seçiyoruz. Önce onu söyleyelim. N tane farklı bu önemli elemandan yazmışım zaten elemandan R tanesinin seçilip sıralanmasıdır. Yani permütasyon içinde bir gizli kombinasyon barındırır. Bu da şöyle gösterilir. P, N, R ile gösterilir. P, N, R. N tane elemandan R tanesini seç. Yani önce bir kombinasyon yap. Elemanları seç. Kaç tane eleman seçtim? R tane. İşte bu R tane elemanı da diz. Dizme işi yani sıralama işi faktöriyelin görevi. Yani R ile çarp. İşte permütasyonu aslında dediğim gibi hesaplanış formülü bu. Şimdi PNR'yi eğer açarsak arkadaşlar göstermek istiyorum. CNR yani n R'li kombinasyonu o da n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldi. Bir r faktöriyelimiz de burada var. r faktöriyel giderse p n R faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Evet bu hesaplanış. Peki biz bunu görmek isteyelim. Yani görmekten kastım şudur. Bunu arkadaşlar bir örnekle anlatmaya çalışacağım. bir permüte göstereceğim birazdan. Şimdi bir boş kağıda permüte yapalım. Yani seçip sıralayalım. Diyelim ki elimizde A, B, C, D örnekleri var. Ali, Burak, Can, Deniz. Buradan ikili permütasyonlar yapacağız. İkili permütasyon demek yani permütasyon kelimesini diyorsan e önce seçeceksin demek, sonra o seçtiklerini dizeceksin demek. Önce seçimler yapılacak. İkili permütasyon. İkili permütasyonda önce iki eleman seçilecek. Seçimler yapalım. Seçimler kombinasyon işi. Ali ile Burak seçildi. Ali ile Can seçildi. Ali ile Deniz seçildi. Artık Ali ile yapabileceğim seçim kalmadı. Ee, Burak'la Ali zaten seçilmişti. Burak'la Can seçilecek. Burak'la Deniz ve en sonunda Can'la Deniz seçimler bitti. Şimdi bu seçtiklerimi dizicem arkadaşım. O zaman Ali önde, Burak arkada ya da Burak önde, Ali arkada şeklinde iki faktöriyel dizildi. Ali önde, Can arkada. Can önde, Ali arkada dizildi. Ali önde, Deniz arkada. Ya da Deniz önde, Ali arkada. O da bitti. Burak, Can ya da Can, Burak olacak. Bu da bitti. Burak Deniz ya da Deniz Burak olacak. Bu da bitti. Can Deniz ya da Deniz Can olacak. Böylece 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 durum var. Bu işte 12 tane permütasyon yapıldı. 4 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı permütasyonların sayısı 4'ün ikili permütasyonu. Peki 4'ün ikili permütasyonu biraz önceki sayfada şunu gösterdim. P, N, R n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Aslında bu 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel. Diğer adıyla 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. O da eşittir. 24 bölü 2'den 12'dir dedik. Bunu anlattık arkadaşım. Demek ki permütasyon nasıl yapıldığını da gösterdim. Bir de permütasyonda kısa işlemler var. Onlarla ilgili bir tane birkaç tane örnek vereyim. Şimdi Önce kombinasyondaki hesaplamayla ile permütasyondaki hesaplama arasındaki farkı göstermek istiyorum. c 52 demek yani 5'in ikili kombinasyonu. Bunu böyle de gösterebiliriz. Biz kombinasyonda pratik olarak hemen 5'ten 2 tane açıp aşağıda yazan sayımızın yani seçim yaptığımız sayı miktarının faktör yerine bölüyorduk. Yani burası 20 bölü 2'den 10. Ama permütasyonda ise şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. 5'ten 2 tane geriye doğru açmanız yeterlidir. Yani direkt 20 diyebilirsiniz. Biraz önce ben 4'ün ikili permütasyonunu yazdım. 4'ün ikili permütasyonu da şöyle yapabilirsiniz. 4'ten 2 tane açıp cevap 12 diyebilirsiniz. Ya da işte 7'nin üçlü permütasyonu dediğim zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 yani 3 tane geriye doğru açıp çarparsanız 210 diyebilirsiniz. Permütasyonda pratik olarak kısa hesaplama bu şekilde yapılabilir. Ama unutmayın permütasyon tekrar söylüyorum. İçinde önce bir kombinasyon vardır. Yani bir seçim yapma ve seçtiklerinde sıralama vardır. N tane elemandan R tane seçersin. Seçtiklerini de dizersin ve bu seçtiklerin tamamıyla birbirinden farklı, farklı ve farklı. Bu önemli. Birbirinden farklı eleman seçiyorsun ve seçtiklerini de diziyorsun. Zaten farklı elemanların dizilmesi faktör yeri kadar farklı elemanların seçilmesi de Bizim bildiğimiz kombinasyondur ama aynı elemanlar tekrar seçecekse eğer o tekrarlı kombinasyondur tekrarlı kombinasyon diyorum çünkü tekrarlı permütasyonla karıştırmayın bir elemanı tekrar seçiyorsak tekrar seçme özgürlüğümüz varsa o tekrarlı kombinasyondur arkadaşlar. Ee, bu arada tekrarlı kombinasyon geldi mi geldi onu da söyleyeyim o yüzden bahsedeceğim anlatacağım ee, 2005 yılında ya da 2006 yılında gelmişti. Onun tekrarlı kombinasyon olduğunu öğrenci anlamadı ama bir şekilde yapanlar yaptı o soruyu. Biz devam edelim. Şimdi iki tane soru görüyorsunuz. Sorunun ilki şu. A, B, C, D, E, F kümesinin üçlü permütasyonlarının. Bakın üçlü permütasyon demek üç eleman seçeceksin. Hemen önce seçeceğim elemanları bir küme içinde yazıyorum. Üç eleman seçeceğiz. Kaç tanesinde A bulunmaz. A'yı istemiyorsun. A'yı atıyoruz arkadaşım. O zaman bu seçeceğim 3 eleman içinde A olmayacağına göre geriye kalan 5 elemandan bir kere 3 tanesini seçmek zorundasın. Ben örnek bir tanesini doldurayım. D seçildi, F seçildi, bir de C seçildi diyelim. Olay ki. Yani bu bir seçim. 5'in üçlüsü kadar seçtik ama permütasyon dediği için bu seçtiğimiz 3 elemanı da dizmek zorundayız. Yani çarpı 3 faktöriyel. Bitti bu kadar. Yani permütasyon odur. Seç ve seçtiklerini diz. 5'in üçlüsü hesaplarsanız arkadaşlar 10 yapar çarpı 3 faktöriyel 6 cevabımız 60 geçmiş olsun bu bitti. Üçlü permütasyonun kaç tanesinde F bulunur? Şimdi üçlü permütasyon diyorsa önce seçeceğin elemanları bir kümeye al. 3 eleman seçeceğiz. F bulunur. F torpilliymiş. Bunu aldık. Tamam bu artık F seçildiğine göre gitti. Ama biz F'nin yanına 2 eleman daha seçmemiz lazım. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemandan 2 tanesini daha seçip buraya yerleştirdik. Diyelim ki neyi seçtik? C seçildi. Atıyorum bir de E seçildi. Böylece 3 eleman seçilmiş oldu. F zaten seçilmişti daha önceden. Biz de geri kalan elemanlardan 2 tane seçip böylece 3 elemanı seçmiş olduk. İşte bu seçilenleri bir de dizme işlemi var. Permütasyon bu işe yarıyor. Önce seçiyorsun sonra da diziyorsun. Altın ikili kombinasyonu 6'dan 2 tane geriye doğru böyle 2 çarpı 1 yani 2 faktöriyel çarpı 6 diz arkadaşlar. Evet burası 30 yapıyor. 32'ye böl. 15. 15 çarpı 6 90'dır. Doğru cevabımız E seçeneği dedik. Sanırım anlaşıldı. Evet bunu geçiyorum. <laughs> Geldik sıradaki sorumuza. A, B, C, D, E, F kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde kaç tanesi B ile başlar diyor. Bir kere Üçlü permütasyonları B ile başlayacaksa arkadaşlar bir kere B permütasyonda yer alması gerekiyor demektir. Yani B seçilen elemanlar arasında olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Üçlü permütasyon diyorsa 3 eleman önce seçiyoruz. Seçeceklerim arasında B olmak zorunda. Çünkü B ile başlayan permütasyonlar istiyorum. O yüzden B kesinlikle seçilenler arasında olacak. B'yi aldık. B gittiğine göre geriye 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemandan 2 tane daha seçilecek. Evet. Yani kimi seçtik? Diyelim ki D ve atıyorum F'yi seçtik. Şu anda seçim yapıldı. Şimdi permütasyon neydi? Seç. Evet seçildi. Bir de diz. Peki dizeceğiz. Kaç eleman dizeceğiz? 3 eleman dizeceğiz ama çarpı 3 faktöriyel diyemiyorsunuz. Neden? Çünkü B ile başlar diyor. Şimdi sıralamaları düşünelim. Sıralama B ile başlayacak. Yani biz B'nin arkasına diğerlerini sıralayacağız. B kesinlikle yeri belli. B sıralamaya girmeyecek. B en önlü olacak. Demek ki diğer elemanlar bunun arkasında sıralanacak. O yüzden çarpı 2 faktöriyel dememiz gerekiyor. Hatta ben bunu göstereyim. B'den sonra DF gelecektir ya da B'den sonra FD gelecektir. Böylece gördüğünüz gibi 2 farklı durum var. Yani 2 faktöriyel. Çünkü B'nin yeri belli. B ile başlayacağına göre B en önlü olacak. B'den sonraki elemanlar da arkasına dizilecek. Arkasına dizilecek elemanlar 2 tane olduğu için çarpı 2 faktöriyel. Yani bu eleman seçimi, bu da dizilmesi. Yani 5'in ikilisi 10 çarpı 2'den 20 tane permütasyon vardır ki daha doğrusu üçlü permütasyon vardır ki B ile başlar. Evet, soruyu özetlersek 1. B ile başlayan permütasyon diyorsan Kesinlikle seçilen elemanlar arasında B olacak. Bu bir. B torpilli burada. B'yi aldıktan sonra geri kalan elemanlardan iki tane seçtik. Bu seçim kombinasyonun görevi. 5 elemandan iki tanesi seçildi. Kombinasyon görevini tamamladı. Ben seçtim sana bıraktım diyor. Şimdi elimde artık üç tane eleman var. Üç tane elemanı diz deseydi direkt 3 faktöriyel derdik. Ama B ile başlayan permütasyon diyorsa B en önde olacak. Demek ki B'den sonrakiler de arkasına dizilecek. B'den sonra iki tane elemanım var. İki tane elemanın da bunun arkasına dizilmesi iki faktöriyel. Ya. Yani cevabımız 20'dir dedik arkadaşım. Kümesin üçlü permütasyonu kaç tanesinde? 2 bulunur, 5 bulunmaz. Bir kere üçlü permütasyon yapacaksak arkadaşlar 3 eleman seçeceğiz. 5 bulunmaz diyor. 5'e attım. 2 bulunur. 2 torpilliymiş. 10 aldım. Evet bu da gitti. Şimdi üçlü permütasyon için 3 eleman gerekiyor. Zaten birini aldık. 2 tane daha kaldı. O zaman kalan elemanlardan 1, 2, 3, 4, 5, 5 elemandan 2 tanesini alacağız. Aldıktan sonra artık kim aldık diyelim? 4'ü aldık, 7'yi aldık diyelim. Bir de bunları ne yapacağız? Sıralayacağız. Sıralama işi de faktöriyeldir. Yani faktöriyelin görevi çarpı 3 faktöriyel dedik. Ne yaptığımızı tekrarlayalım. Bir kere üçlü permütasyon diyorsa 3 eleman seçeceksin. Seçilenler arasında B olacak. B almak zorundayız. 5 olmayacak. 5'i atacağız arkadaşım. 2'yi aldık. 5'i attıktan sonra 2 ile 5'i sildim. Şimdi 2'den sonra 2 tane daha eleman seçmem gerekiyordu. Kalan 5 elemandan 2 tanesini seçtim. Örnek 4 ile 7'yi seçtik varsayalım. Şimdi seçim 5'in ikilisi. Elimde 3 nesne var. Bu 3 nesnenin sıralanışı da faktörü kadar. Yani 10 çarpı 6 60 tane permütasyon varmış dedik arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bu sefer dörtlü permütasyonlara geldik. Kümesin dörtlü permütasyonların kaç tanesinde A veya B bulunur? Şimdi veya kelimesi ne demek? Veya kelimesi sadece A bulunabilir, sadece B bulunabilir, her ikisi de bulunabilir demek. Ee, yani ikisinin ikisinden herhangi birisinin olmadığı durum söz konusu değildir. Tekrar söylüyorum. Sadece A'nın olduğu, sadece B'nin olduğu ve her ikisinin olduğu durumlar olabilir. Bu iki yolla hesaplanabilir. Şöyle yapabiliriz. Sadece A'nın bulunduğu permütasyonları hesaplarız. Sadece B'nin bulunduğu permütasyonları hesaplarız. Bir de her ikisinin bulunduğu permütasyonları hesaplayıp yapabiliriz. Bu bir yol. Hadi bu yoldan bir diyelim. Sadece A olsun. O zaman B olmayacak. Dörtlü permütasyon diyorsa arkadaşlar kesinlikle A olacak. B'yi de almayacağımıza göre B'ye attık. Şimdi A'yı aldık arkadaşım. B'yi de almayacağız. Çünkü sadece A olacak. O zaman geri kalanlar 3 eleman var. 3 elemandan 3 tane daha seçeceğim. Neden? Çünkü 3 tane yerim var. Bu 3 yeri doldurmam gerekiyor ki 4 eleman seçmiş olayım. Böylece elimde 4 tane hatta diğer elemanlar direkt buraya yazılmak zorunda kaldı. Çünkü bir durum var e, 4 faktör yerle çarpacağım. Bu sadece A'nın olduğu durumlar. Ne yaptım? Tekrarlayayım. Sadece A olacak. Yani B'yi istemiyoruz. E, A'yı almak zorundayım. B'yi de istemiyor dediğime göre atıyorum. Geriye kalan elemanlardan 3 taneden 3 tane daha seçmek zorundayım. Çünkü 4'lü permütasyon yapıyoruz. 3'ün e, 3'lüsü 1'dir arkadaşım. E, bu arada geri kalan elemanlar zaten e, örnek olsun diye yazdım ama zaten başka yazacak durum yok. Yani bir durum var. Bir de bu dört elemanın dizilmesi gerekiyor. Çünkü permütasyon dediğim gibi seçip sonra sıralıyorsun. Bu sadece A. Aynısı sadece B için de geçerli. Sadece B olsun. Sadece B olacaksa dört tane eleman seçeceksin. B garanti var. A'yı da istemiyorsun. Geri kalan üç elemandan yine üçünü seçeceksiniz. Mecburen tek bir durum var. Yani C, D, E'nin tamamı seçilmek zorunda. Çarpı 4 faktöriyel 24 de oradan geliyor. Bir de A ve B olsun. A ve B olacaksa 4 elemandan ikisi belli. A ve B olacak. Kaldı 3 eleman. 3 elemandan 2 tane yerim var. 2, 3 taneden 2 tanesini seçip buraya yazdım. Diyelim ki D ile E'yi seçtik mesela. Çarpı 4 faktöriyel diyeceğiz. Bu da 24 çarpı 3'ten 72 yapacak. Arkadaşlar total sonuç şudur. 72 artı 48 yapar. Bu da toplandığı zaman 120 yapıyor arkadaşım. Yani doğru cevabımız Adana. Herhalde anlaşıldı. Şimdi veya ile ya da arasındaki fark çok iyi anlaşılsın diye aynı e sayfaya aldım. Diyor ki içinde elemanlarıyla içinde bir ya da iki bulunduran kaç farklı üçlü permütasyon bulunur? Şimdi ya da ile veya arasındaki fark şudur. Veya da sadece A sadece B olduğu gibi her ikisi de olabilir. Ama ya da da bu iki elemandan sadece ve sadece biri olmak zorunda. İkisi aynı anda olamaz. Yani sadece buna mantıkta simetrik fark kümesi diyorlar arkadaşlar. Simetrik fark kümesi. Yani şöyle söyleyeyim. Birin bulundukları, ikinin bulundukları. Şimdi bir ve ikinin bulundukları ortadaki kesişim. Bir veya ikinin bulundukları birleşim. Bir ya da iki dediği zaman işte simetrik fark yani şurası sadece bir ve sadece ikinin bulundukları demektir. Bu, bu anlama geliyor. Sadece bir olsun bu hesaplayalım. Kaçlı permütasyon? Üçlü. Üçlü permütasyonda 3 üç eleman seçeceksin. Bir garanti var. 1 aldım arkadaşım. Geriye ne kaldı? Geriye 1, 2, pardon özür dilerim 2'yi alamıyorum zaten. 1'i aldık. 2'yi istemiyoruz. 1, 2, 3 eleman kaldı. 3 elemandan ikisini seçeceksiniz. Evet burayı tekrarlayalım. Sadece 1 olacaksa 1'i aldık. 1 gitti. 2'yi istemiyoruz arkadaşım. 2'yi alamayız ya da da 2 olmayacak. Yani ikisinden 1 olacak. O yüzden geri kalan 3 elemandan ikisini aldım. Bir de bunları dizeceğiz. Yani çarpı 3 faktöriyel. O da 3 çarpı 16'dan 18 yaptılar arkadaşlar. Aynısı sadece 2 olsun. Orada da yine üçlü permütasyon dediği için 3 tane eleman seçtik ve e, seçeceğiz daha doğrusu. 2'yi aldık. Bu sefer 1 almayacağız. Yine kalan 3 elemandan 2 tanesini alacaksınız ve elimizde bu 3 elemanı da dizeceğiz. Evet bu da yine 18 18 18 36 durum olacak. Yani ya da ile veya arasındaki fark sanırım anlaşılmıştır. Ya da da ikisinden sadece birisi var veya da ise ayrı ayrı olduğu gibi bir arada da olabilirler arkadaşlar. Evet durum bundan ibaret. videomuz burada bitsin. Biz nereye geldik? Soru çözümünde devam ediyoruz. Şimdi erkek kızları sıralayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.